siyasete alet edilmeyecekmiş tarım. Bizi bu hale düşüren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Mazoda, şu gördüğünüz mazoda traktörlerimizi biz depoyla alıyorduk. 70 litre mazot 1610 lira. Şu anda tenekenin yarısında. İçine benzin istasyonlarına gidemiyoruz. İçine honi koyduk. Honiyle 5'er litre, 10'ar litre mazot koyuyoruz traktörlere. Bir makine aldım. 3500 lira. Şu anda 4000 lira makinenin bıçakları değişiyor sadece. Bunu muhalefet mi yaptı? Mevcut AK Partili hükümet mi yaptı? Makinenin kökü 3500 lira. Şu anda bıçakların değişimi 4000 lira, 4500 lira. Kendi kendimize bu hale gelmedik biz. Her şey pahalılaştı. Neden pahalılaştı? Çiftçi üretimden vazgeçti. Bu mazotla, bu gübreyle, bu elektrikle üretim yapılamaz duruma düşüren iktidarın ta kendisi. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz kendi kendimize bu hale düşmedik. Patatesin kilosu, baklanın kilosu 20 lira, 25 lira keyfinden olmadı. Mazotun litresini 20, 23 lira, 24 lira yapanlar düşünsün. Elektriği, tarımsal elektriği %127 zam yapanlar düşünsün. Saman geliyor Trakya'dan, nakliye ücretiyle beraber, nakliye ücreti geçiyor samanın kilosunu. 2050 lira oldu samanın kilosu. Yemin torbası 330 lira oldu. Bunların hepsi mazot yüzünden, mazot. Her Allah'ın günü mazotu zam yap, mazotu zam yap, gübreyi zam yap. Ya şimdi ektik, ekilen ürünlerde gübre atamadık. Bu da verim kıtlığı. Daha önce çok dile getirdik. İlkokul mezunu biri olarak bunları söyledik ama Tarım Bakanlığı bir türlü her şey yolunda. Ekin, dikin, arkanızda biz varız. Arkamızda siz yoksunuz. Sizler sadece bizim gırtlağımıza yapışmak için bekliyorsunuz arkamızda sayın hükümet yetkilileri. Bizim gırtlağımıza yapışıyor. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi gırtlağımız yapışıyor. Borcunuzu ödeyin, borcunuzu ödeyin. Niye ödenmiyor, neden ödenmiyor? Çiftçi üretimden vazgeçti. Her şeyi aldı, başını gitti. Bütün gıda fiyatları tavan yaptı. Kendileri çok bilenler öyle diyordu. Zarar ediyorsanız bu işi yapmayın diyordu. İşte çiftçi üretimden vazgeçince görüyorsunuz ekonominin durumunu, pazar yerin durumunu, ekmek kuyruklarını. Topraklarda 3 ürün yetişiyor. O kadar güzel küçük Menderes'in toprakları. 3 ürün yetişen yere ekip dikemez hale getirdiniz. Torbası 200 liraya olan gübre mi vereceksin? %30 indirimli elektrik mi vereceksin bana? Atatürk'ün efendilerini sizler köle yaptınız. Batırdınız, bitirdiniz. Daha ne diyeyim?